geçenlerde İstanbul Fatih Camii'nde bir beyefendi beni yakaladı cemaatimizden. Gördükten sonra dedim ki ya bu adam Kur'an-ı Kerim okumasından anlamayan bir adam, niye Kur'an jürisinde yer almış? Eyyâmen me'dûdât Femen şehide minkumuş şehre felyasum Ucibu da'vetet da'i izâ da'ani felyestecibu li. Yani bu işi biz de biliyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Efendim, Türkiye'nin maile, güvenle ve huzurla izleyebileceğiniz televizyonu TRT 1 ekranlarına sizler ve stüdyoda bulunan kıymetli misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Bu yıl da çok kıymetli hocalarım eşlik etmekteler programımıza ve Doktor Mehmet Ali Sarı hocam, Osman Egin hocam ve Halil Necipoğlu hocamı daha önce bizleri izlemiş olan kıymetli izleyenlerimiz tabii ki hatırlayacaklardır. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam. Neler söylemek istersiniz? Artık geleneksel hale gelmiş olan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının dördüncüsünün başındayız. Alakayla seyrediliyor. Kur'an-ı Kerim kapalı alanlarda tilavet ediliyordu genelde. Şimdi elhamdülillah hanelerimize girdi. Ramazan'ın bu coşkusuyla, manevi havasıyla Kur'an birleşiyor ve gönülleri şenlendiriyor. Bir manevi atmosfer, manevi dünya meydana geliyor Ramazan münasebetiyle. Şimdi hayırlı olsun diyorum. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum hocam. Osman Engin hocam. Evet değerli kardeşim Mustafa Cihat hocam, Bismillahirrahmanirrahim diyerek yine yeni bir Ramazan'a, yeni bir aşk, yeni bir şevk, yeni bir heyecanla Bismillah deyip başlıyoruz. Cenab-ı Hak hakkımıza da hayırlara vesile eylesin inşallah. Amin inşallah. Mübarek eylesin. Cenab-ı Hak meclisimizi, yarışmamızı hayırlara vesile eylesin, bereketli eylesin. Nice güzel günlere böyle güzel bir şenlik içerisinde huzur ve afiyetle kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Bu vesileyle ben tekrar bizi ekranları başında takip eden değerli izleyenlerin mübarek Ramazan-ı Şerif aylarını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun diye temenni ediyorum, dua ediyorum. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Amin diyoruz. Bestekar Halil Necipoğlu hocam. Efendim sevinçliyiz, mutluyuz. Zamanların içinde en büyük zaman Ramazan. Evet. Bizi yeniden şereflendiriyor. Ülkemizi, şehrimizi, mahallemizi, sokağımızı, evimizi, gönüllerimizin kapılarını tıklatmak suretiyle yeniden bizi şereflendiriyor. Çok sevinçliyiz. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'i Kur'an farkındalığı üzerinden inşallah zevkle yaşamaları için burada çok ciddi gayretler sarf ediliyor. Değerli yarışmacılar, değerli yöneticiler. Umuyorum güzel bir yarışma daha gerçekleşecek ve Kur'an hayatımızın merkezinde olmaya devam edecek. Allah bu güzelliği daim eylesin inşallah. Amin. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzelliğe vesile olan başta kurumumuz TRT'ye, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yürekten teşekkürü bir borç biliyoruz milletimiz adına. Vafini fem الفضل الكبير فيه آيات بينات مقام إبراهيم ويصنع الفلك وكل
Çok çok sevdiği, ondan hatıra bir yüzüğü var. Bu yüzüğü ben Allah rızası için vermek istiyorum. Bizim hocamız demiş ki... Oo, kalbime dokunma ya. Yani her nesnede bir ritim var. Mesela kalpte bir ritim var değil mi örneğin? Kalbi İslam'a açık olanlar... Ben sizi tebrik ediyorum. Bu akşamın birincisini, hafta finalinin yolcusunu hep birlikte öğreneceğiz. Ve huzurlarınıza Faruk Kaya geliyor. Faruk Kaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün seyircilerimiz harika. Alkışın coşkusundan. Maşallah. Nasılsın? Hamdolsun. Sayılırsınız. Faruk Kaya, Sivaslıyım. Mahmut Hüdayi Türbesi'nde türbedar, türbe görevlisi olarak görev yapmaktayım. Hamdolsun. İstanbul'dan katılıyorum. Kimin teşviğiyle katılma kararı aldınız? Babam her zaman Allah razı olsun hep bizi yetiştirdi, büyüttü. Her zaman arkamızda olsun. Ona da buradan Allah razı olsun dua temenni. Burada mıdır? Burada, kendisi burada Rabbim. Ondan da razı olsun. Hoş geldiniz efendim sizler de. Hazır mısınız? Hazırız. Alalım efendim sizi, buyurun. Faruk Kaya, Zümer Suresi 73 ila 75. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وأورثنا الأرض
وَتَبَوَّأُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم. Faruk Kaya kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu sezonun ve bu programın ilk puanlaması için şimdi söz sizde, buyurun. Teşekkür ediyoruz ve ilk değerlendirmeyi de Doktor Mehmet Ali Sarı hocam sizden alalım, buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Ramazan-ı Şerif'i elhamdülillah yine girmiş bulunuyoruz. Onunla şereflendik, şerefleneceğiz inşallah. İnşallah. Hayırlı olsun. Allah razı olsun Faruk Kaya. Güzel okudun. Sesin çok nefis. Türbedarlık nasıl bir şey? Bize birkaç kelimeyle ifade edebilir misin Faruk? Hocam türbedarlık normal kelime anlamıyla o türbenin bekçisi, yani o türbenin sorumlusu anlamına geliyor. Biz kendimizi orada bekçi olarak görüyoruz. Yani Allah bize lütfetmiş. Yani manevi olarak düşünce kendimizi öyle daha iyi. Yani öyle bir kulun öyle bir şey olmak Rabbimize evet. Nasip etmiş. Allah layık etsin. Yani elimizden geldiğince o türbeye gelen ziyaretçilere daha doğrusu o manevi ortam elimizden geldiğince biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Farukcuğum, Kur'an-ı Kerim tilavetinize gelince şeddeli nunları biraz fazla kaçırıyorsun, name yükleyerek tabii. Orayı biraz fazla kaçırmamak güzel olur. Yani Kur'an-ı Kerim'in vakarına, usulü adabına daha uygun olur.
Ben sizi tebrik ediyorum. Bu Ramazan'ın ilk günü ve ilk tilavetiyle daha güzel günler, daha güzel aşırlar dinleriz sizden inşallah. İnşallah. Osman Engin Hocam. Faruk Kaya Hocam, Ramazan-ı Şerif ayı gibi siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli dostum. Cenab-ı Hak hizmetlerinizi, sayenizi meşgul eylesin inşallah. Mustafa Cihat Hocam, bu Ramazan Allah nasip ederse TRT ekranlarında değerli arkadaşlarımız Kur'an-ı Kerim'den aşırı şerifler tilavet edecekler, icra edecekler. Biz de o yapılan tilavetlerden, surelerden, o okunan ayat-ü beyinattan efendim yaşamımıza, ahlakımıza dair çıkarımlar yapmayı gayret edeceğiz. Üstadımız Zümer suresinden tilavete başladı. Zümer, bu Zümer grup demek efendim. Yani arkadaşını ve grubunu iyi belli et diyor. Arkadaş ve grup insanı ya cehenneme doğru götürür ya da cennete doğru götürür. Çok genelde toplumda böyle grup halinde, grup psikolojisi var. O şekilde hareket etme çok kolaydır. Onun için bu sureye de Zümer suresi denmiş. İki grup var. Cennetlikler ve cehennemlikler. Şimdi bu surede yer alan bir ayet-i kerime var üstadım. اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ İnsanlar ikiye ayrılıyorlar. Kalbi İslam'a açık olanlar, kalbi İslam'a kapalı olanlar. Cenab-ı Hak kalbini İslam'a açanlardan, Cenab-ı Hakk'ın kalbini İslam'a açtığı kullarından eylesin bizi şu güzel, şu mübarek gecede diye temenni ediyorum. Ve tilavetinden dolayı da sana çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol, Allah razı olsun. Eyvallah hocam. Halil Necipoğlu hocam. Evet, tabii büyük bir özlemle, hasretle beklediğimiz ömrümüzün en güzel, en bereketli mevsimine bir kez daha erişmiş olduk. Allah tamamını yaşamak nasip eylesin. Amin. İnşallah. Daha nicelerine kavuşmak nasip eylesin. İnşallah. Şimdi Faruk Kaya hocam, evvela sizi muhabbetle selamlıyorum. Hoş safa geldiniz. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin türbedarı olmak itibarıyla oradan böyle size nüfuz etmiş olan güzelliği de burada görebiliyoruz biz. Sesinize de bu yansımış. İcranızı da etkilemiş. Çok belli. Aşkla bir icra dinledim. Makamat seyir itibarıyla da herhangi bir problem görmemekle beraber Kur'an-ı Kerim'in tilavetine münasip bir üslubu ve seyri takip ettiniz. Bence başarılıydı. Evet. Ağzınıza sağlık, herhalde gönlünüze sağlık. İyi ki varsınız, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz hocam. Efendim şimdi Faruk Kaya için puanlama vaktidir. Buyurun hocam. Ve ilk programın ilk puanlaması için sözü de Doktor Mehmet Ali Sarı hocam size bırakalım. Ben Faruk Kaya kardeşimize 96 puan veriyorum. 96 puan. Harika. Osman Engin hocam. Faruk Kaya kardeşim, ben de tekrar tilavetin için teşekkür ediyorum. Ve bu tilavetin karşılığında size ...95 puan veriyor. 95 puan. Halil Necipoğlu hocam. Evet. Faruk Kaya dostum. Bismillah deyip başladık. Her işin başı besmele. Ben size... Değerli hocam, 95 puan veriyorum. 95 puan. Harika. Efendim, Faruk Kaya hocalarından toplamda 286 puan almış oldu. Bir kez daha kendilerini kuvvetlice alkışlıyor ve öyle uğurluyoruz. Tebrik ederiz. En büyük haber, en öne çıkan haber, manşetlik haber, hangi haber?
en değerli malzememiz. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Ama ciddi bir potansiyel olduğunuz aşikar. 4 senedir Kur'an-ı Kerim yarışması var. İlk defa bir arkadaşımız... Seslerini güzel kullandı, akordu güzel yerden başladı. Gönlü viran olanın uzun seneler yaşamasının bir anlamı yoktur değerli dostum. Şimdi inşallah bu akşamın birincisini, hafta finalinin yolcusunu hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi huzurlarınıza Hafız Eşref Kızılkaya geliyor. Hafız Eşref Kızılkaya, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim hocam. Siz de iyisiniz inşallah. Bizler deyiz, iyi gördük. Sizi tanıyalım, buyurun. Kastamonu Taşköprü, 1994 doğumluyum. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Bir kızım var ellerinizden öper. Maşallah, Allah bağışlasın. Kastamonu Seyitler ilçesinde 4B sözleşmeli olarak imam hatiplik yapıyorum. Maşallah, hocam. Harika. Evet. Çok güzel bir ideali var Eşref kardeşimizin. Demiş ki, nasip olursa ilerleyen zamanlarda Kur'an kursu açarak hafız yetiştirmek istiyorum İnşallah. Demiş. İnşallah bu idealini gerçekleştirebilirsin. Kendisi gibi hafız olacak gençlerimiz inşallah senin vesilenle hafız olur. İnşallah. Ve hafız kalır. Hazır mısın? Hazırım. Alalım sizi efendim. Hafız Eşref Kızılkaya, Şura Suresi 20 ila 24. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم ۖ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بكلماته إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Eşref kardeşimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizlerden kendisi için puan istirham ediyoruz. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. İlk değerlendirmeyi Osman Ekin hocam sizden alalım. Mustafa Cihat hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Değerli kardeşim çok güzel bir tilavet icra etti. Ağzına yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Şimdi Şura suresi, surede o başladığınız yer çok uygun bir yer, çok güzel bir yer. Hepsi çok güzel elhamdülillah. Ama Kur'an'ın başından sonuna bir vurgu var hocam. Ahireti isteyenler diye. Ahiret azığı, ahiret azığının peşinde olanlar. Aslında buradan insanın dünyasını mamur etmeyi Cenab-ı Hak ona hedef olarak gösteriyor. Yani ahiretini mamur etmek isteyen, dünyada Allah'ın teklif ettiği şekilde yaşayan, onun emirlerine uyan bir formatta hayatını icra etmeyi ona tavsiye ediyor. Bir algı var mesela. Allah dünyayı efendim işte gayrimüslimlere ya da kafirlere efendim verir. Ahireti ise müminlere verir gibi bir algı var. O çok sağlıklı bir algı değildir. Sağlıklı bir düşünce değildir. Çünkü Müsned'de geçen bir rivayet var. İnna Allah azze ve celle yu'ti ed-dünya men yuhibbu ve men la yuhibbu. Cenab-ı Hak dünyayı sevdiğine de verir, sevmediğine de verir. Fakat ahlakı, din kelimesiyle geçiyor burada hadis-i şerifte ama orada ahlak manasına da şerhlerde geçiyor hocam. Ahlakı ise, ahlaklı olmayı ise sevdiğine verir. Onun için eğer Allah'ın yanında, Allah'ın indinde eğer biz sevilen bir kul olmak istiyorsak, yaşamımızın, hayatımızın
ve dinimizin merkezine, dindarlığımızın merkezine ahlaklı olmayı mutlaka koymamız gerekiyor. Evet. Mustafa Cihat kardeşim benim. Kesinlikle doğru. Evet Eşref kardeşim, tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Eyvallah. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Eşref Kızılkaya tabii güzel okudular. Seslerini güzel kullandı. Akordu güzel yerden başladı. Bu Kur'an-ı Kerim'i başlama seslerinden, yani kendi sesinin alt nahiyelerinden başlama elhamdülillah yaygınlaştı. O usul de odur yani. Çünkü yüksek başlarsa sıkışır. Eşref Kızılkaya da öyle başladı. Güzel, tatlı bir sesi var. Ama seyir biraz şey kaldı, kısa kaldı. İnşallah onu da tamamlar. Ve kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Halil Necipoğlu hocam. Evet, teşekkür ederim sevgili Mustafa dostum. Kıymetli hocam, Eşref hocam, siz de güzel bir icrada bulundunuz. Tebrik ediyorum. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Tabii bu programın çok katkısı oldu. Hem dinleyenlerin ruhuna, kalbine, hem icracıların hem ruhuna, hem kalbine, hem bilgisine, zihnine güzel açılımlar, evet, güzel ufuklar evet, kazandırdı. Evet. Elhamdülillah. Dolayısıyla varlığın meydana gelmesinden itibaren musiki de vardı. Gönlü mamur etmek lazım geldiğini de biz musikiyi hayatımıza almamız itibariyle anlıyoruz. Yani gönlü mamur etmek lazım. Gönlü viran olanın uzun seneler yaşamasının bir anlamı yoktur değerli dostum. Dolayısıyla icralarımızda musikiyi mutlaka dengeli bir vaziyette almamız gerekir. Sizin icranızda da böyle bir şey vardı ama dengede problem oluşmuş. Bu problemi ortadan kaldırmak sizin elinizde. Tutarsız bir seyir takip ettiniz. Yani gördüğümüzü objektif olarak söylemem lazım. Bu tutarsızlığı, yani seyir esnasındaki tutarsızlığı, sesinizi kullanırken gösterdiğiniz tutarsızlıkları, işte pest yerlerden anında yukarıki sesleri görmeniz, belli bir aşamayı kat etmeden, bunlar teknik olarak hatalı şeyler. Sesinizin kendisi güzel. Bu teknik uyarılara da inşallah kulak verirseniz i̇nşallah. Daha da güzelleşir. Ağzınıza sağlık. Şimdi Hafız Eşref Kızılkaya için puan vaktidir. Buyurun. Ve ilk puan için de sözü Osman İlgin hocam size bırakalım. Kardeşim Eşref. Evet. Şeref verdin. Allah razı olsun. Eyvallah. Eşref olan şeref verebilir hocam. Tabii. En şerefli. Evet. Eşref hocam, ben size yine bir önceki kardeşimde olduğu gibi, Faruk hocam da olduğu gibi 95 puan veriyorum. 95 puan. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Eşref Kızılkaya kardeşimiz, Karabaş Tecvidi müellifi Molla Abdurrahman Karabaşi'nin memleketinden ayrıca onu da ilave etmem lazım. Puana ilave olacak mı ondan? Molla Abdurrahman Karabaşi ve Tecvidi, Karabaş Tecvidi adeta tecvidlerin babası durumunda evet. olmuştur. Ondan sonra çok tecvid yazılmıştır ama o tecvid kadar şuyu bulmamıştır. Evet. Çok öğretici, çok feyizli bir şeydir. Tecvid nüshasıdır. Bu arada ona rahmet ediyor ve şefaatini niyaz ediyoruz. Makam cennet olsun. Ben Eşref Kızılkaya'ya 97 puan veriyorum. 97 puan, harika. Halil hocam. Hem teşrifiniz de müşerref oldu. Estağfurullah. Başkanımıza ait. Bir rezerv olmalı
benden size bir rezerv gelmeli. Sizi teşvik edici olması itibarıyla. ...96 puan. Şahane. Efendim Eşref Kızılkaya toplamda 288 puan almış oldu hocalarımdan. Bir kez daha kendilerini coşkuyla alkışlıyor ve uğurluyoruz. Tebrik ederiz efendim. Buyurun. Dedi ki hocam hakkını helal et. Baktım dedim efendim ben sizi tanımıyorum. Nereden biliyormuş? Efendim iyi olmaz mı? Biz antrenörüz. Sahada bize futbol oynatmak istiyorsunuz. Eyyâmen me'dûdât Femen şehide minkumuş şehre felyasum Ucibu da'vetedda'i izâ da'ani Yani bu işi biz de biliyoruz. Ercan Efiloğlu geliyor. Ercan Efiloğlu, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk hocam, sağ olun. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun, bizler de iyiyiz. Tanıyalım sizi, buyurun. Ercan Efiloğlu, 1989 doğumluyum. Ordu Akkuşluyum. Ordu Fatsa'da İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Kimin teşvikiyle katıldınız efendim? Tamamen kendi böyle seyrederek gerçekten olması gereken bir yarışmaydı, bir eksiklikti. Hı hı. O anlamda bir eksikliğin giderildiğine dair hislerim oluştu. Bu anlamda da genelde arkadaşlarım, çevrem sesimizden dolayı, İmam Hatip olarak görev yaptığımızdan dolayı önerdiler. Sizi burada görmeyi arzu ettiler. Evet, arzu ettiler. Çok iyi yapmışlar. Ve buradasınız. Buradayız. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım efendim sizi, buyurun. Ercan Efiloğlu, Ali İmran Suresi 92 ila 97. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. إسرائيل
İlla ma harrama İsrailu ala nefsihi min qabli an tunazzalat tevra. قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَمَنِ افْتَرَى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. Ercan Efiloğlu kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden kendisi için puan istirham ediyoruz. Söz sizde efendim, buyurun.
Teşekkür ediyoruz. İlk değerlendirme için de sözü bestekar Halil Necipoğlu hocam. Çok teşekkür ederim Mustafa Cihat dostum. Rica ederim hocam. Sevgili Aziz'im hoş geldiniz. Kıymetli Ercan hocam. Hoş bulduk hocam. Sağlam okudunuz. Baskılar güzeldi, yerindeydi. Yani baştaki o ilk ayet-i kerimeyi okurken sizden aldığım intiba çok ağır, çok böyle çekerek okumakla ilişkiliydi. Malumunuz yani her şeyde bir ölçü var. Bir ritim var. Yani ritim her yerde var. Mesela kalpte bir ritim var değil mi örneğin? Eğer bu aksarsa belli bir ölçü, belli bir düzen içerisinde gitmezse nizam olmaz, intizam olmaz. Fakat ilerleyen ayet-i kerimelerde ritmi normalleştirdiniz. Buna dikkat etmenizi istirham ediyorum. Yani musiki tekniği, icra tekniği itibariyle bu çok mühim bir yer tutar. Arz edebildim mi saygıdeğer hocam? Evet. Sesinizin vüs'ati var, geniş bir sese sahipsiniz. Böyle mahzun da bir ifade yaptınız icranızda. Tahzin de dediğimiz bir icra duyduk sizden. Manaya da taalluk edebilir gördüm. Güzeldi. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Gönlünüze sağlık. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Ercan Efiloğlu kardeşimiz. Çok nefis bir sesiniz var ya. O tizler fevkalade. Yani tiz nevada, tiz neva üzerinde Hüseyin'i yaptınız ki bu kolay yapılacak bir iş değil. Tebrik ediyorum. Mevlid okuyor musunuz? Evet hocam. Muhakkak çok güzel okuyorsunuzdur. Ve herhalde çok da mevlid okuyorsunuzdur. Mevlid, sesiniz kaside, çok... ilahi. Evet. Sağlıklı. Ve mevlide çok güzel gider. Harika mevlidler okursunuz. Allah'ım. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı bu mübarek gecelerdeki mevlidlerde sizleri görmek isteriz. Allah razı olsun. İnşallah. Kur'an-ı Kerim'iniz de güzel. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Osman Egin hocam. Mustafa Cihat hocam, Ercan Efiloğlu hocamızın "Lentenalul bir rahatta tunfiku mimma tuhibbun" ayetini okumasından mülhem aklıma gelen bir düşünceyi paylaşmak Lütfen. İstiyorum. İki tür dindarlıkta karşı karşıyayız. İki tür dindar. Bir tanesi saf, fıtri, doğal. Biri de kurgulanmış bir dindarlık. Bu kurgulanmış dindarlıkta insan daha çok kendi düşüncelerine ve fikirlerine Allah'ın kitabından ve Allah'ın Resulü'nün hadislerinden dayanak, mesnet arar. Yani onlarla hareket etmek, onları hayatının, yaşamının fikirlerini merkezine koymak yerine kendi davranışlarını ondan desteklemeyi arzu eder. Buna bir örnek geldi aklıma, bir yaşanmış bir hadise. Şimdi Trabzon'un bir köyünde bizim Kur'an kursu öğretmenlerimizden bir arkadaşımız, bir kardeşimiz Kur'an öğretiyor, böyle yeni Kur'an okuyan bir yaşlı teyzemize Kur'an öğretiyor. Öğrenmiş, bu ayeti gelmiş hocam, burasını okumuş o sayfayı, manasına da bakayım demiş. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda vermedikçe iyiliğe ulaşamazsınız. Bunu görmüş. Eşi vefat etmiş. Çok çok sevdiği, ondan hatıra bir yüzüğü var. Sonraki sabah gelmiş, hocaya demiş ki, bu yüzüğü ben Allah rızası için daha iyi mümin olmak için vermek istiyorum. Bahsetmiş ne olduğunu. Bizim hocamız demiş ki, yani teyzeciğim demiş, tamam olabilir ama yani bunu vermeyin. Bunun parası, bakın ne kadar demiş ki, ama ben baktım ayete, ayette parası falan demiyor. Sevdiğiniz diyor. Harika. Hocam saf dindarlığı yakalamamız lazım. Müthiş. Buradan başka yerlere gitmeyelim. Saf dindarlığı, fıtri dindarlığı yakalamamız lazım. Teşekkür ederim. Aranan o. Çünkü Rabbimiz zaten programlamış. Fabrika ayarlarımız da var. O fabrika ayarlarındaki dindarlığı yakaladığımız an yolumuz açık demektir. Ramazan'da bizim yolumuzu açacak inşallah. Amin inşallah. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Ercan Efiloğlu için şimdi puan vaktidir. Ve sizi puan noktasına alalım. Buyurun. Ve ilk
puanlama için de sözü Osman Egin Hocam hazır sizde bırakmışken sizden devam edelim. Ercan Hocam, canım kardeşim. Hocam Mevlid kaside o cevheri sizde gördü. Ben de size onu Kur'an-ı Kerim'de uygulamayın diye tavsiye ediyorum. Yani o tavırla Kur'an okumayın diye tavsiye ediyorum. İş bu sebeple ben sizlere 92 puan veriyorum. 92 puan. 92 puan. Mehmet Ali Sarı Hocam. Ercan Efiloğlu kardeşimiz Fas'a ve etrafında inşallah bu güzel sesiyle çok camileri neşelendirir, cemaatleri camiye toplar, onlara dinimizi, dinimizin güzelliklerini onlara zevk olarak duyurur. Ben kendisine 94 veriyorum. 94 puan. Halil Hocam. Sesinizi tanıyorsunuz. İrtibatınız var. Ünsiyetiniz de var. Değil mi efendim? Evet. Ben sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Puan. Arkadaşınız, dostunuz, ahbabınız olsun. Muhabbet edin onunla. O sizi teşvik etsin. Bir puanla tanıştırayım diyorum değerli dostumuzu. Aziz dostumuzu. Biri dediğinize göre puana iyi bir puan olması lazım. Valla puana mı muhabbet eder, daha sonra bana mı muhabbet eder onu bilemedim şimdi. Ya da etmez. Ama ben değerli hocama ...97 puan veriyorum. 97 puan, harika. Efendim Ercan Efiloğlu hocalarımdan toplamda 283 puan almış oldu. Bir kez daha kendilerini alkışlıyor ve uğurluyoruz efendim. Tebrik ederiz, buyurun. Hafız Osman Egin Hocam, izleyenlerimiz burada hep bülbüllerin tilavetine şehadet ettiler. Sizler de onları puanladınız. Mustafa Cihat Hocam, ben geçenlerde İstanbul Fatih Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavet ettim. Evet. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra camiden çıkarken bir beyefendi beni yakaladı cemaatimizden. Dedi ki hocam hakkını helal et. Baktım, dedim efendim ben sizi tanımıyorum. Hocam hakkını helal et dedi. Dedim ben sizi tanımıyorum efendim dedim. Ya hocam dedi, bu Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında TRT'de sizi jüride gördüm. Gördükten sonra dedim ki ya bu adam Kur'an-ı Kerim okumasından anlamayan bir adam, niye Kur'an jürisinde yer almış diye dedi. Söylendim ben dedi. Nereden biliyormuş? Hiç okumadık hiç ya hocam. Hiç okumadınız ya. Evet. Okumadığımız için. Bu defa bu dinleyince orada yani hakkına girdim, hakkını helal et hocam dedi. Eyvallah. Belki onun gibi düşünmüş olanlar için de hocam. Evet. Sizlerin de mübarek sesinden bir Kur'an tilaveti dinlemek ister izleyenlerimiz diye düşünüyorum. Efendim iyi olmaz mı? Harika olur. O halde ben efendim sizler için de bir mahsur yoktur değil mi? Estağfurullah, şeref harikasınız. Olmuş. Şeref olmuş. Bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen hocam, buyurun. Şeref olmuş. Biz antrenörüz. Sahada bize futbol oynatmak istiyorsunuz. Estağfurullah hocam. Mübarek sesinizden bu mübarek... Eğer siz de kabul buyurursanız... Hay, memnuniyetle. Bu halde hocam sözü size bırakalım. Ve şimdi söz Kur'an'ın diyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya كتب عليكم الصيام الله الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ما شاء الله أياما معدودات
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ الله الله وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله الله هدى للناس وبينات فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الله الله ما شاء الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الله الله أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي الله الله
Sadakallahu'l-azim. Maşallah. Yani bu işi biz de biliyoruz. Efendim tüm izleyenlerle birlikte bahtiyar olduk. Yürekten teşekkür ediyoruz sizlere. Allah sizlerden razı olsun. Amin. Allah Amin. Sağlıklı uzun ömürler versin size. Amin. Alkışlarla teşekkür Amin. Ediyoruz. Amin. Yüreğinize sağlık. Size teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzeldi. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Gönlünüze sağlık. Çok nefis bir sesiniz var ya. Bu akşamın birincisini, hafta finalinin yolcusunu hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi huzurlarınıza Bilal Al geliyor. Bilal Al. Evet hocam. Nasılsın? Elhamdülillah hocam. Allah'a emanet olun. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Tanıyalım sizi, buyurun. İsmim Bilal Al hocam. Memleketim Amasya. Tokat'ta din görevlisiyim. Tokat'tan geliyoruz. Ne güzel. Evet sizi alalım efendim, buyurun. Hocam. Bilal Al, Hud suresi 36 ila 41. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا الله الله إنهم مغرقون
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه الله الله قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ما شاء الله فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم الله الله حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق الله العظيم Bilal kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden kendisi için puan istirham ediyoruz. Söz sizde efendim, buyurun. Teşekkür ediyoruz. İlk değerlendirmeyi de Halil Hocam sizden alalım. Hay hay, teşekkür ederim. Kıymetli Bilal Al Hocam, ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Allah yani Allah. Başından itibaren hep bildiğimiz adeta klasikleşen bir nameler manzumesi, zinciri söz konusu burada.
Nefesinizi doğru yönetmeyi de öğrenmeniz lazım. Ama ciddi bir potansiyel olduğunuz aşikar. Ben yolunuzun, yönünüzün, gönlünüzün daima açık olmasını dilerim. Teşekkür ediyoruz. Osman Egin Hocam. Bir sahabi, diğer sahabiye yanlarında bir Bilal diye, ismi Bilal olan bir arkadaşları var, takılıyor. Diyor ki en güzel Bilal bizim Bilal. Diğeri de diyor ki en güzel Bilal Allah'ın Resulü'nün Bilal'i diyor. Bizim Bilal de güzel. Çok güzel bir tilavet icra etti. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. İlk defa bir arkadaşımız Sûret-i Hud ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeyyebetni Hud'un diyor. Yani zor, lafzı da zordur. Hud suresinden bir tilavet icra ediyor. Ve gerçekten tecvid kuralları açısından da uygulamaları çok zor olan bir yer okudu. Ve fevkalade yüzünün akıyla buradan çıktı. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Bir mesaj buradan. İnsanlık tarihi boyunca hocam peygamberler davet ediyor inanmaya ve ahlaka. Bütün peygamberler burada da olduğu gibi Hud suresinde de ve karşısında bir kitle var. İnançsızlıkta ve ahlaksızlıkta direnen kitleler var ve oradaki şeyde وَمَا آمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيلٌ. Hep öyle olmuş. İnanan insanlar çok azlıkta kalmış. Ya Rabbi bizi inanan o az insanlarla beraber eyle diye temenni ediyorum, dua ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim benim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Bilal'cim hafızlığın var mı? Yok hocam. Yok mu? Nasip olmadı. Olur inşallah. Sesin çok müsait, çok güzel. Ya buraya gelen gençlerin hepsinin sesi güzel. Ses büyük bir nimet. Hele bizim alanımızda sessiz hiçbir şey olmuyor. Ne Kur'an okunur, ne ezan okunur, ne cami musikisi, iç musikisi, tesbih, tehlil yapılır. Yani bu bize en değerli nimet. Şeyimiz, malzememiz bizim sestir. Senin de sesin çok güzel. Bu sesle ezan okuyorsun. Ezan mümkün olduğu kadar az name ile ezandaki cümleleri böyle adeta meydana çıkarırcasına sade okumak lazım. Evet. Muhtasar. Tabii muhtasar ve müfit. Evet. Ezandan da çıkmayacak. Kâmet seviyesine de inmeyecek yani. Kur'an-ı Kerim'i de öyle okumak lazım haddi zatında. Sen öyle okuyorsun. Çok güzel okuyor. Evet. Efendim tebrik ederim. Allah razı olsun. Güzel ezanlar ve güzel sade ezanlar, muhtasar müfit ezanlar diliyorum. Temel. Teşekkür Allah ediyoruz. Efendim Bilal Ağlı için şimdi puan vaktidir. Buyurun. Ve ilk puan için sözü Osman Egin Hocam size bırakalım. Evet, Bilallerin güzeli bizim Bilal. Ben tilavetini özellikle bu sureden seçmenizden dolayı ve icranızı da çok güzel yapmanız sebebiyle çok beğendim. Ve size 99 puan veriyorum. 99 puan. Harika. Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Ben kardeşimize 96 puan veriyorum. 96 puan. Halil Hocam. Adın Bilal olduğu için mi ezanı 6 dakika falan okuyorsun? Yok hocam. En fazla hocam. Ben emin adımlarla, sağlam adımlarla yürüyebileceğini hissediyorum. Sen hissediyor musun? Nasip hocam. Tamam nasip, eyvallah. Sen bu özgüveni duyuyor musun kendinde? Rabbimin verdiği kadar hocam. Peki. Öyle söyleyeyim. Sen de iste. Ne kadar istersen o kadarsın. 95. 95 puan. Efendim Bilal Ağal toplamda 290 puan almış oldu. Bir kez daha kendilerini alkışlıyoruz ve uğurluyoruz. Tebrik ederiz. Harikasınız. Buyurun. Kalbinin sesini biraz daha aç. Kalbi İslam'a açık olanlar, kalbi İslam'a kapalı olanlar. Çok incedir, kırılır. O evet. Tıpkı mabede benzer ki orada
hıçkırılır. Evet. Oo, kalbime dokunma ya. Bu akşamın birincisini, hafta finalinin yolcusunu hep birlikte öğreneceğiz. Geldik bu akşamın son tilavetine. Şimdi huzurlarınıza Muhammed Adil geliyor. Muhammed Adil ne de. Muhammed Adil Alsaydi, doğru söyledim mi? Doğrudur hocam. Efendim tanıyalım sizi, buyurun. İsmim Muhammed Adil Alsaydi. Şamlıyım, 21 yaşındayım. Ankara'dan katılıyorum. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Hafızlığımı burada bitirdim, Allah'a şükür. Öyle. Harikasın, muhteşem. Efendim, kendisi bir gezginmiş ve dünyayı gezerek mushaf koleksiyonu yapıyormuşsunuz. Doğrudur hocam. Ne aşamadayız hocam? Hocam yani bir 6-7 oldu. Mushaf oldu. Aynen. Eyvallah. Hazır mısınız? İnşallah hocam. Alalım sizi, buyurun. Hafız Muhammed Alsaydi, Nebe Suresi 31 ila 40. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا ما شاء الله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ما شاء الله بارك الله رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا ما شاء الله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى قريبا
قدمت يداه ويقول الكافر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. Muhammed kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Bu akşamın son puanlaması için söz sizde efendim, buyurun. Teşekkür ediyoruz. Ve son değerlendirmeler için de ilk sözü Osman Egin Hocam size bırakalım. Teşekkür ediyorum değerli dostum. Hocama da, değerli dostum, değerli kardeşim Muhammed Adil kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Güzel, leziz, fıtri ve tabii bir tilavetti. Ve Nebe suresi haber. Evet. En büyük haber, en öne çıkan haber, manşetlik haber. Hangi haber? Kıyamet günü, bu surenin dediğine göre kıyamet günü bizimle ilgili karşımıza çıkarılacak gerçekler hocam. En büyük haber, manşet haber o olacak. Cenab-ı Hak o haberini düzgün yapmak için burada, o manşeti güzel bir manşet olması için mücadele eden kullarından eylesin bizi diye temenni ediyorum. Ama ağzına yüreğine sağlıyorum dostum. İnnelil müttakine mefaza, onu da söyle. Evet. Müjde olsun. Yani öyle davranıp o manşeti güzel bir manşete çevirmek. Heh. İşte onunla oluyor hocam. Mesela, İnşallah. İnşallah bir fevz ve necat olur. İnşallah hocam. Temenni ediyorum hocam. Teşekkür ediyoruz. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Muhammed Adil kardeşimiz maşallah hafız olmuş. Hem de tıpta okuyor. Evet. Allah muvaffak etsin inşallah. Amin. Güzel bir doktor olur. Hangi branşı tercih ediyorsun Muhammed Adil? Hocam inşallah kalp cerrahi girmek. Efendim? Kalp cerrahi. Oo, kalbime dokunma ya. Dokunma kalbime. Evet. Evet. Nasıl da dokunmadan? Zira yani. Çok incedir, kırılır. O evet. Tıpkı mabede benzer ki orada hiç kırılır. Böyle bir hassas noktaya dokunacaksın. Allah muvaffak eylesin. Abi inşallah. Güzel okudun. Güzel okudun. Tabii geliştireceksin daha. Evet. Yenisin, yeni sayılırsın. Değişik bir makam da bize sundun, bir renk. Peki ben başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Başarılar diliyorum. Hafızlığın kadar tıp bilgin kadar da hafızlığın kuvvetli olsun. Amin inşallah. Halil hocam? Kalbin de kuvvetli mutlaka öyle. Çünkü onu duyarak, oradaki sesleri bize duyurarak sen bir icrada bulundun. Güzel bir icraydı. Fakat ve fakat kalbinin sesini biraz daha aç. Yani böyle biraz heyecanlı olsun, olur mu? Evet. Musiki bunu ister. Evet. Yani daha böyle deruni zevkler duyuran sesi biraz da açmak lazım. Doğru. Arz edebildim mi sevgili doktorum? Evet. Gayet güzel okudun. Eyvallah. Yani başından sonuna müstakil bir makam tercih etmen de güzeldi. Tebrik ederim seni. Bu arada hafızlık hocanız buradaymış galiba. Hocam, benim hocam ama hafızlık değil. Hafızlık. Benim okuduğum lise müdürüydü kendisi. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim şimdi Hafız Muhammed Adil Alseydi için puan vaktidir. Ve kendisini puan noktasına alıyoruz. Buyurun efendim. Ve bu akşamın son puanlaması için ilk sözü Osman Egin Hocam size bırakalım. Efendim bu ekranın müdavimleri benim genç kardeşlerimize karşı bir zaafım olduğunu bilirler. Böyle genç kardeşlerimi hep görmek istiyorum. Bir de ayrıca El-Saidi değil, Arapçaya göre Es-Saidi değil mi hocam? El-Saidi değil, Es-Saidi. Evet, Es-Saidi de bizim kardeşimiz. Fıtri ve doğal tabii bir tilavet icra etti. Hocam genelde bana uçma dediğinde ben uçmayı çok seviyorum. Evet, bu güzel akşamda hocam uçurun beni hocam. Serbestsin. Evet. 100 puan veriyor. 100 puan.
Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Ben kardeşimize 95 puan veriyorum. 95 puan. Ali Hocam. Kalbin hem cerrahı hem de inşallah sesini bize güzel bir şekilde duyurması itibarıyla ona gönül diyoruz. Gönlün doktoru olacaksın. Abi. ...93 puan. Efendim Muhammed Adil Al-Saidi. As-Saidi diyor hocam. As-Saidi. As-Saidi. Toplamda 288 puan almış oldu. Bir kez daha alkışlıyor ve oluyor. Teşekkür ederim. Buyur efendim. Ve şimdi final vakti. Bu akşamın birincisini, hafta finalinin yolcusunu hep birlikte öğreneceğiz. Ramazan gibi bereketli başladı elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması. Bülbüller yine coştular, coşturdular ve muhteşem bir Kur'an ziyafeti oldu. Tabii ki mimarlarına teşekkür etmek lazım. Ve şu anda sahnede bulunan bu akşamın mimarları, hafızlarımıza, bülbüllerimize güçlü bir alkış daha istirham ediyorum sizlerden. Ve tabii ki bu alkış aynı zamanda onları yetiştiren, bugünlere getirenlere de gelmiş olsun. Ve tabii ki kıymetli hocalarımız ve stüdyoda bulunan kıymetli misafir hocalarımız da muhteşem yine puanlamalar yapmışlar. Yoruldular ama bir de kendilerini alkışlamalarını istirham ediyorum. Biz de katılalım. Teşekkür ediyoruz. Bu akşamın birincisini, hafta finalinin yolcusunu hep birlikte öğreneceğiz. Bu akşam stüdyoda bulunan seyirci hocalarımız kendilerine 85 puan vermişler. Jürimizin takdiriyle birlikte toplam 371 puan alarak bu akşamın dördüncüsü oldular. Alkışlarınız Faruk Kaya için. Tebrik ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi bu akşam iki üçüncümüz var. Aynı puandalar. İlk üçüncümüze seyirci hocalarımız 93 puan vermişler. Jürimizin takdiriyle birlikte toplam 376 puan alarak bu akşamın üçüncüsü oldular. Alkışlarınız Ercan Efiloğlu için. Tebrik ediyoruz. Ve aynı zamanda seyirci hocalarımızın vermiş olduğu bu akşamki en yüksek puandır. Ve bir diğer üçüncümüz. Seyirci hocalarım 88 puan vermişler kendilerine. Jürimizin takdiriyle birlikte toplam 376 puan alarak bu akşamın bir diğer üçüncüsü oldular. Alkışlarınız Muhammed Adil Al-Saidi için gelsin. Ve efendim geldik bu akşamın birincisine ve hafta finali yolcusu kim öğrenmeye. Aynı zamanda malumunuz hafta finalinde kendisini bir kez daha dinleyeceğiz inşallah. Seyirci hocalarım bu akşamki en yüksek ikinci puanı kendilerine takdir etmişler. Tam 90 puan. Jürimizin takdiriyle birlikte toplam 380 puan alarak Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının ilk bölümünün birincisi oldu kendileri. Alkışlarınız Bilal Ağlı için. Tebrik ediyoruz.
Ve efendim bu akşam seyirci hocalarımız kendilerine 89 puan vermişler. Jürimizin takdiriyle toplam 377 puan alarak bu akşamın ikincisi oldular. Güçlü alkışlarınız Eşref Kızılkaya için. Tebrik ediyoruz. Ve efendim bu akşamın birincisine Bilal kardeşimize hediyesini takdim edelim. Ve gerçekten de program içerisinde de defaten tekrarladık. Geleneksel hale geldi artık Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması. Bir Ramazan alışkanlığı, güzel bir Ramazan alışkanlığı oldu elhamdülillah. Tekrar söylemekte fayda var. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve tabii ki TRT vesilesiyle bu program bu şekilde gelenekselleşmiş olmuş oldu. Emeği geçen herkese isim isim saymak çok güç. Yürekten teşekkür ediyoruz milletimiz adına. Ve efendim yarın inşallah yine bu saatlerde burada olmayı diliyor ve istiyoruz. O ana kadar Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın. Tebrik ediyorum dostum.